Efendim merhaba. Yine bu haftanın ilk programında buluşuyoruz. Önemli bir gündü çünkü Ekrem İmamoğlu İstanbul'a adaylığını açıkladı. Sesim için tekrar özür dilerim. Gördüğünüz gibi geçen haftadan beri bir türlü toparlanmadı. Her ne kadar efendim ilaçlar kullanıyorsam da, doktor tedavisi görüyorsam da. Ama işte böyle. Şimdi telefonum niye açık? Çünkü Murat Ongun'la ta Nisan 2022'de. Nisan 2022'de yaptığım bir konuşma var. Ha yaşına ay onu mu hatırlattın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Bir mesajlaşmamız var. O mesajlaşmayı size okuyacağım. Bakın ta o gün ben ne söylemişim. Bugün Ekrem Bey ne söyledi? O gün ben söylediğimde ne tepki gösterdiler bana? Şöyle bir şey söyleyeyim. Her zaman ifade ettim. Stratejik düşünme ve strateji belirleme uzun vadeli bir iştir. Öyle anlık konuşmalarla yapılacak bir mesele değildir. Bu bir akıl işidir. Üstelik de matematik akıl işidir. Bugün Ekrem Bey'in konuşmasını dinlediğimde çıkardığım sonuç çok net. Her ne kadar kendisi İstanbul'a adayım demedim. Yola çıkıyorum dediyse de çok açıkça ortaya çıkmıştır ki Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Mart ayında yapılacak olan seçiminde adaydır. Çok doğru bir karar verilmiştir. Boşu boşuna geçmişte bir sürü demagojiler yapıldı. Özellikle bu Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde çok gereksizdi o demagojiler. Ama sonuçta siyasette böyle bir şeydir. İnsanların hırsları, başka insanların hırsları da sizin üzerinizden tatmin edilir ve bunlar bu hallere getirilir. Uzun bir konuşmaydı. Çok manşetler çıkacak bir konuşma. Zaten izleyenler biliyor. Haberlerde sürekli olarak şimdi dönecek. Onları bazı kısımlarını kendi cımbızladığım kısımları ele alarak ortaya çıkan sonucu kendi bakış açımla bir değerlendireceğim. Bir kere ve her şeyden önce Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklaması daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ile kendisi de söyledi. Dört kez konuşma yapmışlar. Bu dört kez yapılan konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine de söylediği, ki Fikret Bila bir röportaj yapmıştı, o yayınlandı. Ekrem İmamoğlu'nun Oksijen gazetesindeki yapılan röportajda verdiği yanıtlar var. Bütün bunları alt alta koyup topladığım zaman bugünkü basın toplantısında gazetecilerin sordukları, katılımcıların sordukları sorular var. İşte bütün bunları alt alta topladığımda çıkardığım sonuç şu, çok çırılçıplak biçimde çıkardığım sonuç şu. Kemal Kılıçdaroğlu ile yapmış oldukları o dört görüşmeden Kemal Kılıçdaroğlu kendisinin yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmasını, ilçe belediyelerinin kazanılması için çaba harcanmasını ve en önemlisi de kendisi de bunun altını çizdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde belediye meclisi üyeliklerinin de çoğunluğunun kazanılması yönünde strateji ve taktikler geliştirilmesi paylaşılmış. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun da bugünkü konuşması bu yönde oldu. Şimdi konuşmanın iki cephesi var. O cephelerden birisi izleyenler için de söylüyorum, izlemeyen için de söylüyorum. Bir geniş perspektif çizdi ve ben göreve talip değilim. Ben bir misyon adamıyım, misyonlara talibim deyip işte herkesin bildiği şekilde misyon açıklaması yapıyor. Tam bir vizyon, misyon, değerler. Bunlar stratejinin çok klasik ana başlıklarıdır. Yani bunları ortaya koyar sonra strateji belirlersiniz. Buna göre çıkartılan sonuç. Tamam. Artık çok net. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Kılıçdaroğlu daha önce bir şey söylemişti. Mansur Bey'in Ankara'da kalması Ekrem İmamoğlu'nda da İstanbul'da kalması doğrudur ve bunu istiyorum demişti. Zaten Mansur Bey baştan beri hiçbir zaman başka bir iddia ortaya koymadı ve Ankaralılar da kendisinin yapmış olduğu hizmetlerden memnun. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a yapmış olduğu hizmetler başarılı hizmetler mi? Başarılı hizmetler. Ve siyasal iktidarın kendisine bu kadar ağır baskı kurmasına rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde MHP'lilerin ve AKP'lilerin akıl almaz biçimde yani sonuçta onlar da İstanbul'da yaşıyor olmalarına rağmen sürekli olarak muhalefet etmelerine karşın Ukome'nin işte bu taksi meselesindeki ağır muhalefetine karşı gerçekten büyük bir direnç göstererek hizmetler etti. Ama kendi yanlışları yüzünden bu hizmetlerini bir türlü İstanbulluya anlatamadı. Çünkü kendi yanlışları neydi? Kendi işte gezmede, tozmada, İngiltere Büyükelçisi ile buluşmada, karda, kışta, kıyamette gibi bütün bunlar öne çıktı. Ama bu süreçlerin daha en başında, daha 2022 yılında, şimdi müsaade ederseniz tam tarihiyle söyleyeceğim size. Efendim, heh, tarihi şu. 8 Nisan 2022. 7 Nisan'da bir tv yüzde programa katıldım. Hatta karşıda da Hacı Yakışıklı oturuyordu yeni akitten. İşte Gürkan Hacır programı yönetiyordu. Bir iki kişi daha var. Bağışlasınlar beni. Efendim orada şunu söyledim. Tam bu Cumhurbaşkanlığı işte adaylık CHP'de olsun bu olsun. Dedim ki Ekrem Bey genç bir adam. Şimdi bu adaylığı yanlış olur. Kendisinin geleceği açısından. Çünkü o seçimin sonucunun ne olacağı belli değil ortada. Düşünün şimdi Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan istifa etti, geldi, burada aday oldu. İşte gördüğünüz üzerine seçim kaybedildi. Büyükşehir Belediyesi de zaten kaybediliyor ve doğrudan doğruya AKP'ye geçiyordu zaten çoğunluk onlarda ya. Dolayısıyla dedim bak bu bir stratejik yanlışlık. Sonuçta 51 yaşında. Ama dedim doğru olan şudur. Bak aynen şöyle söyledim. Ekrem Bey genç birisi. Tabii ki Cumhurbaşkanlığına geçici statüde oturmayacak. Madem ki sistem değişecek, önce CHP genel başkanı, ardından güçlü başbakan olsun, olacak. Sonra yaşı ilerlediğinde cumhurbaşkanı olur. Şimdi bak söylediğim tam da buydu, biliyor musunuz? Arkasında dedim ki, arkasında ve altında bir şey aranmamalıdır. Israrla söylüyorum. Ekrem Bey İstanbul'u ikinci kez başkan olmalıdır. Programlarda hep söylüyorum. CHP İstanbul'u kaybederse bir daha alamaz. dedim. Murat Ongun bana bunu göndermişti. Saygı sevgi iletiyorum. Bak arkadaş diyeceksiniz ki niye bunu yazarak Murat Ongun'a gönderdin? Çünkü benim TV yüzde bu konuda yapmış olduğum bu konuşma CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda ne olur bağışlayın ifademi benim. Bir takım yalakalar, bir takım yağcılar bunu Efendim belediye başkanına, İmamoğlu'na ve işte onun biliyorsunuz başdanışmanı Murat Ongun'a iletiyorlar. Bak Cumhurbaşkanlığını istemiyor. Ekrem İmamoğlu'nun aleyhinde konuşuyor. Murat Ongun da bana aynen o konuşmamı gönderdi. Ya konuşmam bu benim. Şöyle yazdı. Bunu bir arkadaş yeni gönderdi. Dinledim. Hiç yorum yapmayacağım. Çünkü dost sandıklarım bile... 4 nokta koymuş. Neyse kendine iyi bak. Bunu 0952'de gönderdi. 10.30'da size okuduklarımı ona yazdım. İşte kaçta 10.39'da bitmiş yazdığım, gönderdiğim. Çünkü cevap vermiş. Sonra geldik 4 Mart 2023. Bu programları sürekli izleyenler anımsayacaktır. Bir şey söylemiştim. Demiştim ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına bir danışman olarak Ekrem İmamoğlu'nu ve Mansur Yavaş'ı alsın. Karadeniz gezilerinde Ekrem İmamoğlu yanında bulunsun. Milliyetçilerin, işte Türk milliyetçilerinin, muhafazakar milliyetçilerin oldukları bölgelerdeki konuşmalarda da Mansur Yavaş yanında bulunsun. Bunu ben aylarca önce ifade etmiştim ama 4 Mart 2023'te aynen benim söylediğimi yaptılar. Hani büyük tartışmalardan sonra. Ben de Murat Hongun'a yeniden mesaj gönderdim. Ekrem Başkan'a göndersin diye. Bakın mesajım aynen şu. Kardeşim günaydın. Aylarca önce bana sitem etmiştiniz. Sanıyorum bugün beni anlamışsınızdır. Gözlerinden öperim. Cevap geldi mi diyorsanız hayır buna bir yanıt gelmedi. Bakın şimdi arkadaşlar. Demek ki ta aylarca önce... ...söyleyip ifade ettiğim konuya... ...işte bakın bugün aynı çizgiye geldiler ve şimdi aynı şeyleri söylüyorlar. Bir daha söylüyorum. Şimdi Ekrem Bey de söyledi. Erdoğan çok daha önce söyledi. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Yıllar ve yıllar önce, belki 20 sene önce, yani 1997 olabilir. Mim Kemal Öke'nin bir programıydı. Anımsamıyorum hangi ekranda o zaman. Çok popülerdi ya Mim Kemal Öke. Orada bir şey söyledim. Yine konuşuyorduk. Yine bunlar tartışılıyor idi. Bakın daha AKP'nin iktidarı değil konuştuğumuz. 90, 1997 diyorum. Demiştim ki cümle olarak. İstanbul dünya kültür başkentidir. İstanbul'a belediye başkanı olmak, Türkiye'ye başbakan olmaktan daha önemlidir. Yine, yine böyle millet birbirini yiyor, itişiyor, kakışıyordu. Dolayısıyla evet bu doğru bir karar Evet ama ana mesele şimdi ilçelerdeki şu anda seçim yapılıyor CHP'de. Kurultay tarihi ne zaman? O da belli değil. Kimin genel başkan adayı olacağı o da belli değil ama Ekrem İmamoğlu bir şey söyledi. Özgür Özel'in genel başkanlığını destekleyeceğini, genel başkan adayı olarak Özgür Özel'i gördüğünü cümleyi böyle kurmadı ama aynen bunu onayladı. Ha, Özgür Özel'i onaylarken de ne dedi? Dedi ki partinin tarihini bilen Kemal Bey'in daha önce söylemiş olduğu bir cümle vardı. Çok kritik, biraz da bana göre ayıp bir cümleydi. O cümlede şuydu. Efendim, geçmişi temiz olan adamlar diye böyle bir cümle kurmuştu. Genel Başkanlık adaylığı konusunda. Ha, Özgür Özel'in geçmişi temiz adamlardan birisi. Ama şu da bir gerçek. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı özgür özel adaylığını kendisi ilan eder mi? Bana göre kesinlikle etmez. Niye? Çünkü anımsadığım 5. dönem milletvekilliği onun bütün görevlere onu tırnak içinde söylüyorum tayin eden, getirip oturtan kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Yani sonuçta aralarında bu türlü bir makam açısından söylüyorum çıkar ilişkisi var. Ona rağmen bunu söylemez. Ama CHP'de delegeler çok önemlidir. İşte şimdi delege seçimleri falan onlar yapılıyor. Delegenin vereceği karar. Bir şey söyleyeyim mi size? Delege Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan adayı olması kararını verir. Ha şimdi bütün bu konuşmalar içinde Oğuz Kağan Salıcı ne yapar? Onu merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Daha sonraki bir şeyde konuşmamda söylerim. Oğuzkan Salıcı meselesinin niçin efendim merak ediyorum sorusu önemli bir soru olduğunu düşünmekteyim. Orada doğru laflar ifade etti. Gerçekten doğru sözler söyledi. İstanbul'un sorunlarını çözmek Türkiye'nin sorunlarını çözmektir. Ama İstanbul'un en büyük problemi bu sığınmacı ve mültecilerle ilişkili olarak ortaya çıkartılmış olan ekonomik durumdan güvenlik durumuna kadar bütün bu sorunları sayarak İstanbul'un iktidar tarafından yaratılmış olan en büyük sorunu olduğunu ifade etti ki kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Ekrem Bey'e de şunu ben önereyim yapar ya da yapmaz. Zafer Partisi ile efendim Ümit Özdağ'la otursun bu konuyu bir konuşsun. Bakın otursun bu konuyu bir konuşsun. Zaten genel başkanı, cumhurbaşkanlığı sürecinde, adaylık sürecinde oturup konuşmuştu. Onların bu konuda yapmış olduğu çok, çok ciddi benim önümde de duruyor. Rapor var. Daha önce de bu çok kafa yordular bu işin üzerine. Bence oturup bir konuşsun derim. En kritik sorulardan birisi HDP ile ilişki kurulup kurulmayacağı, efendim işte bir işbirliğine gidilip gidilmeyeceği hususuydu. Çünkü İyi Parti'nin buna tepki gösterdiği şeklinde bir ifadelerde kullanıldı. Ama Ekrem İmamoğlu şunu söyledi. Bütün partilerle görüşüyorum. Bütün partilerle işbirliği, ittifaka gideceğim. Çünkü burası bir İstanbul ve İstanbul Belediye Başkanlığı. Evet, burada parti ayrımı gözetilmez. Yani AKP'lilerle de oturup konuşurum. Ben öyle anladım. Orada bir il, kimse sormadı soruyu. O bir cümle kurdu. Dedi ki İstanbul'da rakibimin kim olduğunu biliyorum. Ben size söyleyeyim İstanbul'daki rakibi Recep Tayyip Erdoğan. Ama Erdoğan da İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Karadeniz'de bir aday çıkaracaktır. Buna %99,9 eminim. Hakim olabilir diyorsanız bugünkü AKP İstanbul İl Başkanı olabilir en güçlü aday olarak ben onu görüyorum. Başka isimlerde havada uçuşuyor ama karşısına Karadenizli bir aday çıkaracaktır. Çünkü İstanbul'daki bu kavga evet Karadenizli nüfus üzerinden sürdürülüp götürülüyor. Bir bir görelim. Yanlışla işbirliği yapmam, yanlışla ittifak kurmam dedi. Ben doğru olanla ittifak kurarım. 15 dakika oldu mu yaşına. Peki toparlayalım yavaş yavaş. Efendim yine tabii ağırlığı her ne kadar bir misyon vizyon çizdiyse Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki tartışmalara getirdi. Çok da haklı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde arkadaş kayıkçı kavgası sürdürülüyor. Kayıkçı kavgası devam ettiriliyor. Bakalım o kayıkçı kavgasını ne zaman sonlandıracaklar. İstanbul'un 39 ilçesi var. Bu ilçede şu anda seçimler yapılıyor. Bu önemli ama ben onlara müdahil olmam dedi. Doğru bir cümle var orada. Bu bir kadro hareketidir. Evet gerçekten öyle kadro yenileme yenil, yenilenme değişim dönüşüm bunlar ancak nasıl gerçekleştirilir derseniz bir kadro hareketiyle gerçekleştirilir. Kadro dendiğinde de ta Atatürk dönemindeki kadro hareketi aklıma geliyor. Neyse onu da bir tarihi bir dönem anlatırken o kadro hareketi neydi ne değildi onu da anlatmaya çalışırım. Şöyle bir toparlarsam ki bu konu üzerinde daha çok konuşacağız ama şöyle Artık yavaş yavaş toparlayayım konuyu. Evet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Ekrem İmamoğlu adaydır. Çok net. Evet doğrudur. En doğru adaydır bu. İkinci kez burasını kazanmalıdır. Kazanma olasılığı yüksek mi? Bence kazanma olasılığı yüksek. Stratejide biz şunu söyleriz. 51 önemlidir. Yani stratejide bir önemlidir. Çünkü bazen 1.99'a galip gelir. Bunların hepsi çok önemli olgulardır ama burada stratejinin nasıl belirlendiği, belirleneceği hususu en değerli olandır. Efendim Akşener destekler mi? İyi Parti destekler mi? İyi Parti kendi adayını çıkarır mı? Eğer kendi adayını çıkarırsa ben size bir şey söyleyeyim mi? Akşener geçmişte Mansur Yavaş'ı ve Ekrem İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterip öyle bir tavır takındıktan sonra kalkıp buradaki belediye başkanı adaylığında eğer desteklemez, kendi adayını çıkarırsa bütün inanılırlığını, güvenilirliğini yitirir. Zaten masayı devirerek gerçekten son derece olumsuz puanlar almış idi. Ama eğer AKP karşısında Erdoğan karşısında muhalefet konusunda samimi ise bunu yapacaktır ha Akşener bunu burada destekler, İstanbul, Ankara'da bunu desteklerse tabii ki karşılığında da başka illerde de İyi Parti'nin göstereceği genel başkan aday özür diliyorum. Belediye başkan adayları desteklenecektir. Onlar artık ayrı bir hesaplar masada oturur. Onlar hesaplaşırlar. İzmir konusunda bildiğim kadarıyla Ümit Özlale'nin talebi varmış. De halk onu istiyormuş İyi Parti'den. Orada nasıl bir tartışma olur? Kavga gürültü patırtı olur onu bilmem. Sonuçta bunları yine konuşmaya devam edeceğiz. Geçen programın sonunda söylediğim bir proje vardı. Sonra bana Hitit Dur'dan aradı Atilla Bey. Dedi ki ne olur hocam onu biraz geniş anlatır mısın? Orası anlatmış ama anlatayım efendim. O projesi şu. Benim kaç yıldır hep uy hayata geçirdiğim zaten kendi projem Atatürk'ün ayak izleri. Hep bunu Balkanlarda yaptım. Ama birkaç, 3-4 senedir düşünüyordum. Kaç senedir düşünüyorum yaşına bunu bir türlü hayata geçiremedim. 5 sene falan oldu galiba değil mi? Hep düşünüyorum yapayım yapayım diye. Efendim projem şu. Anadolu'da Atatürk'ün ayak izleri yani Samsun'dan çıkacağız. Samsun, Havza, Amasya, Tokat'a uğranıp oradan Sivas'a geçilecek. Sivas'tan işte Ankara'ya gelinecek. Ankara'da da kalınıp oradan efendim İstanbul'a dönülecek. Benim düşüncem şudur. Sivas'tan Ankara'ya trenle, Ankara'dan İstanbul'a da yine yeni hızlı trenle gelinsin. Bütün o yollar boyu milli mücadelenin hazırlık aşamasının ne olduğunu, ne bittiğini onları işte katılacak olan gruba kendim anlatmak istiyorum efendim. Proje budur. Bunun için Hitit turu ararsanız oradan size geniş geniş bilgi verilecek. İşte ben de şöyle bir genel çerçevesini çizdim. Hele böyle bir dönemde çok mu gerekli? Bana göre vallahi çok gerekli. Tarih olarak söylüyorum. Eylül'ün 15-17'si arası öyle tasarlıyorum. Yani 15'inde çıkılsın. Böyle iki gün, üçüncü gün dönülecek şekilde. Artık onlar konuşulur, edilir. Yapılır. Sonuç bir daha söylüyorum. İstanbul'u kazanan Erdoğan'ın ünlü cümlesi. Türkiye'yi kazanır. Hadi bakalım.